Şirpenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı olarak bebek örgüleri, bayan yelekleri ve erkek örgülerini her türlü istediğiniz örgüye uygun olabilecek bir model hazırladım. Modelim 3 ilmek ile yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. En son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmeğimi şişime attım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Ön yüzde ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Önce lastik hazırlamanız gereken bir model. Lastikten sonra benim gibi ön yüzde düz örerek örgüye başlayabilirsiniz. Tekrar örgümü çevirdim. Örgümün ikinci sırasındayım ve arka taraftayım. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde iki sırayı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada her 3 ilmeğe modelimiz uygulanacak. İkinci ilmeği örgümün ön tarafından şişimin başına geçiriyorum. 1, 2, 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Tekrar bu 3 ilmeğe model uygulamam gerekiyor. Ortadaki ilmeği örgünün ön tarafından şişin başına geçiriyorum ve 1 2 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bırakıyorum. Burada 3 ilmeği örerken önce ortadaki ilmeği örgünün başına geçiriyoruz ve sonrasında 3 ilmeği tekrar 3 tane olacak şekilde örüyoruz. Burada modelimize şeklini veren bölüm yer değiştirdiğimiz bu ortadaki ilmek. İlmeği örgünün başına geçiriyorum ve 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Sadece tek sırada ön yüzde bu şekilde kurulan bir örnek. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım ve dördüncü sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. İnce angora iplerle bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Etol şal yapımında, yelek yapımında veya bebek örgülerinde oldukça şık duracaktır. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman burada modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeği örgümün başına geçiriyorum.
1, 2, 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha birlikte örüyorum. Tekrar ortadaki ilmeği örgümün başına alıyorum ve 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha ilmeklerimi örüyorum. Sayıda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece ön yüzde bir sırada kurulan bir model. Tekrar ortadaki ilmeği başa alıyoruz ve burada yapmış olduğumuz bu işlem örgüye şeklini veriyor. Tekrar ilmeğimi başa aldım ve 3 ilmeği bir kez düz, bir kez doluyorum ve bir kez daha düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Modelimin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Üç buçuk numara şiş ile ördüm bu parçayı. İnce angora iplerle de oldukça şık ve güzel duruyor. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.